Canlar hoş geldiniz. Bu kezki video konumuz Dynamic ACS 809 dijital e, tartı tarta aletinin kutu açılımı ve tanıtımı arkadaşlar. E, hem özelliklerinden bahsedeceğim, hem tasarımından bahsedeceğim, hem de kullanımından e, kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen sözü hiç uzatmadan e, şöyle bir dört bir köşesini dolanalım arkadaşlar. E, hemen şeyde e, Fiyatından da bahsetmemiz gerekirse ben bunu N11'den 124 liraya aldım arkadaşlar. Bunu pazardaki birçok şeyler satıcılar bu cihazdan kullanıyorlar. Siz de bunu aldığınız zaman göreceksiniz ki bu cihazdan çok fazlaca sıkça kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi bu cihaz hani kalite anlamında çok fazla kaliteli olmaması kaliteli değil. Lakin ama iş, pazar böyle çok alım satım yapılan yerlerde bile bu cihazdan sıkça kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü bir şey yapalım. Çıkaralım. Evet. Ürünümüzü çıkardığımızda karşımıza ne e, e, çıkıyor? Öncelikle kullanım kılavuzu ve tablo bizi karşılıyor arkadaşlar. E, her zamanki gibi, e, daha doğrusu bu bu şeyde, e, bu cihazda Türkçe kullanım kılavuzu e, maalesef yok arkadaşlar. E, kablo da 124 liralık bir şeye göre, e, tarta aletine göre. Ee, ona göre ayarlanmış bir kablo. Hani Çok e, bir kalite e, şeyden, kablodan çok beklemeyin. Ama işinizi görür mü? Kesinlikle görür arkadaşlar. Ee, şimdi hemen şu şeylerini çıkaralım. Şu yan korumalarını çıkaralım. Poşetini çıkaralım. Evet. Bu tartı aleti arkadaşlar Tasarımsal olarak gerçekten güzel. Yani şöyle üst tablası şeyi kefesi çıkabilir. Kromdan yapılmış. Gayet şık üzeri şeyle kaplanmış. Bütün krom malzemelerde olduğu gibi arkadaşlar çizilmesin diye. Mavi naylonla kaplanmış bir kefesi var arkadaşlar. Alt tarafına geldiğimizde ise 4 tane kefe ağırlık noktalarını görüyoruz. Burada hemen ilk gözümüze çarpan şu şeyi arkadaşlar. Yani cihaz kirlenmesin diye e, ıslak alanlarda e, ufak tefek yağmurdan üzerine koyacağımız işte sıvı e, gıdalardan e, koruyabilmesi için de şöyle bir şey yapmışlar. E, şeffaf naylon geçirmişler. Bu da güzel bir özellik arkadaşlar. Şimdi e, ilk gözümüze çarpan burada benim en çok sevdiğim tarafı e, ön tarafta ve arka tarafında Dijital ekranın olmaz arkadaşlar. Bu e, gerçekten e, ürünü satarken e, hem kullanıcı şeyin e, satıcının hem de e, alıcının ürünü e, ürünün fiyatını hesaplamasını görmesi açısından gerçekten güzel. E, burada sadece benim e, şey yaptığım takıldığım nokta yani benim hoşuma gitmeyen nokta buranın şöyle birazcık dik değil de şey yatık olmayıp da dik olması arkadaşlar. Yani burada şeyler, müşteriler biraz daha yatık olsa ekranı daha rahat okuyabilirlerdi. Buradaki benim hoşuma gitmeyen olaylardan bir tanesi bu. Şey olarak tasarımsal olarak bir de alt tarafına geçtiğimizde hemen şurada akü akülü bir alet arkadaşlar bu. Akü güç kaynağının soket girişi hemen cihazı açmak için alt tarafındaki Power güç düğmesi tam altına çevirdiğimizde ise arkadaşlar iki tane ayarlanabilir bence bu dört tane olsa daha güzel olurdu iki tane ayarlanabilir ayak buralara konumlandırmışlar arkadaşlar şimdi burada şunu belirtmek isterim hemen alt tarafını çevirince bu ürün 40 kilogram ağırlık taşıma kapasitesine sahip bir cihaza göre şu ana gövdenin eski plastikten dökme olması gerçekten enteresan. Ama fiyatla kıyasladığımızda ise yani mantıklı. 124 liraya böyle bir ürün aldığınızda çok fazla kalitede beklemek esasen yanlış olur ama birazcık kiloyu aşağıda tutsalar bence daha mantıklıydı. Yani bu gövde 40 kiloyu. Evet ben buna kaç kilo koydum? 20 26 kiloluk bir ağırlık koydum rahatça çekti. 40'ı çeker mi? E, muhtemelen çeker e, hesabındayım. E, ki o öyle olmasaydı 40 kilo ağırlık kapasitesini de özellikler arasında vermezler vermezlerdi arkadaşlar. Şimdi şimdi e, ürünün özelliklerine geçecek olursak arkadaşlar. Öncelikle e, ne yapalım? Ölçülerinden başlayalım. Uzunluğu uzunluğu yani derinliği arkadaşlar 34 santim. E, genişliği ise 33 santim arkadaşlar. Yerden yüksekliği e, kefesiz e, şuradaki çıkıntısıyla birlikte 10 santim yerden yüksekliği var. E, kefe ölçülerine geç, geçecek olursak canlar hemen şunu şöyle yerine takayım. Kefe ölçülerine geçecek olursak da kefesi 25 santime 34 santim ve ne kadar derinliği var? Yaklaşık 1 santim kadar da kefe derinliğine sahip arkadaşlar bu cihaz. Şimdi ürünün az önce de şeyini göstermiştim. Açıp kapama yerini. Bakın burada şeyi etiketinde yerleştirmişler. Alt tarafında power düğmesi var. O power düğmesinden cihazı açıyoruz. Bu cihaz ilk geldiğinde Şeyiyle birlikte geliyor. İçinde şarjıyla birlikte geliyor arkadaşlar. Şunu bilmiyorum. Aküsü bittiği zaman direkt kabloyla da kullanım sağlayabilir miyiz? Onu bilmiyorum. Ama bu kablo aküyü şarj etmeye yarıyor. Yaklaşık aküsü de yanılmıyorsam firmadan aldığım bilgilere göre 240 saat kullanım şeyi vermekte bize arkadaşlar kapasitesi vermekte o da e, bence 240 saatte e, baya baya bir yeterli e, seviyede şimdi tasarımdan sonra özelliklerine geçelim arkadaşlar özelliklerinde e, esasında e, tasarımla birlikte e, işte, e, arada özelliklerine söyledim ama e, tekrardan baştan bir özelliklerini saymak gerekirse dijital e, çift ekranına sahip arkadaşlar. Dijital çift ekrana sahip böyle yeşil e, aydınlatmasıyla birlikte dijital çift ekrana sahip arkadaşlar hem satıcı hem de müşteri e, adına gerçekten yapılmış güzel e, şeylerden bir tanesi e, özellikle bir tanesi bakın burada e, akü gösterge ışığı var evet akü akü gösterge e, şeyi var seviyesi var. E, Fiyat hesaplayabiliyor. Hemen şuradan e, zerodan sıfırlayalım. Bakın şu kapağı koyalım. Bu kapak 232 gram geliyor arkadaşlar. Biz şöyle yapıyoruz. Bunun kilosunu 60 lira yapalım ve hemen üzerine koyalım. E, 60 liradan 232 gram 13 lira 92 kuruş yapıyor arkadaşlar. E, aynı zamanda da aynı zamanda da arkadaşlar. E, özelliklerinden gidiyorduk esasında. Özelliklerini bitirelim onun sonra kullanım şeyine geçelim. Şöyle yapalım. 200 fiyat hesaplayabiliyor dedik. 240 saat akülü kullanımı var dedik. 40 kiloya gram 40 kilo eee 40 kiloya kadar çeviremedim kelime arkadaşlar. Kapasiteye sahip, hafızaya alma özelliğine sahip, dara ayarı yapabiliyoruz. 2 grama kadar hassasiyeti var. Yani 2 gram ve üstünü tartabiliyor. Ee, aksesuar olarak da bunun içinden sadece e, kablosu çıkıyor, onu da az önce belirtmiştim. Ee, şimdi kullanıma geçelim. Kullanıma geçmeden önce birazcık yaklaştırayım. Evet arkadaşlar, normal e, kullanımdan e, kullanım özelliklerinde ne de e, geçtiğimizde, bakın şu standart e, cihazın standart tartması 232 e, gram yapıyor arkadaşlar. Şimdi e, biz bunu ne yapmıştık az önce? 75 lira kilogram fiyatı yaptığımızda hemen otomatikmen kendisi burada ağırlığını, fiyatını ve şurada da ne kadar tuttuğunu hesaplıyor. 17 lira 40 kuruş yaptığını hesaplıyor arkadaşlar. Şimdi buradan şu değeri sıfırlayabilmek için de ne yapıyoruz biz? Şu zero'ya bastığımız zaman, story'e bastığımız zaman ya da C'ye bastığımız zaman e, bu şeyi sıfırlıyor arkadaşlar. Şimdi bir de bir de bunun e, şeyi var. Darasını alma olayı var arkadaşlar. Bakın e, bu ürünün darası bu olmuş olsun. Şu e, tare yani daraya bak, dara düğmesine bastığımız zaman bakın bu bunu sıfırladı. Artık biz biz bunu biz bunu darasını sıfırladıktan sonra e, kilosunu rahatlıkla e, içine bir şey koyup tartabiliriz arkadaşlar bakın görüyor musunuz bunu çektiğim zaman bunun ağırlığını kesinlikle almıyor dara düğmesi budur dostlar Şimdi bir de bir de size bu işlemleri sıfırlayabilmek için Evet tekrardan dara düğmesine bastığımız zaman bu işlemleri sıfırlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hafıza e, olayı var. Bir de hafıza olayını anlatayım size. Şimdi arkadaşlar en son olarak da e, hafıza alma olayını size anlatayım arkadaşlar. Hafızaya nasıl alırız? Yani Örneğin e, elinizde birçok şey var. E, ürün var. Bal satıyorsunuz. Pekmez satıyorsunuz. Hepsinin özellikleri farklı farklı. E, çeşitli ürün sat, e, satacağınızda e, hafıza alma olayı e, aynen şöyledir. Sallıyorum. Bu ürünün fiyatı e, 85 lira arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Bunu hafızaya alabilmek için storya düğmesine basıyoruz. Sonra m1'e basıyoruz. Hafızaya alıyor arkadaşlar. Ürünü indirdik. Ürünü indirdik. Şuradan da sıfırlayalım. Tekrardan bu ürünü buraya koyup. Bakın bu ürünü kapayla birlikte olsun. Bu ürünü m1'e bastığımız zaman. Otomatikman yani salıyorum bunu bu bal olsun arkadaşlar. Ee, ürünü hemen otomatikmen 85 liradan e, hesaplamasını yaptı. Bir de şöyle yapalım. Ee, bu ürün farklı bir şey olsun. Hemen şöyle indirelim, sıfırlamasını yapalım. Şu ikiye hafıza e, ikinci hafızayı alalım arkadaşlar. Bu ürünün fiyatı da e, 55 lira olsun arkadaşlar. Story yapıyoruz. M2'ye kaydediyoruz. Ürünü indiriyoruz. Sıfırlıyoruz şuradan. 2'ye bastığımızda 55 liradan fiyatı size hesaplayıp e, size hafızadan hiç hesap yapmadan kullanım kolaylığı sağlıyor arkadaşlar. E, arkadaşlar dinamik ACS890 e, model dijital tartı aletimizin özellikleri ve Kullanımı bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın dostlar.